Merhaba arkadaşlar. Merhaba, güneşleniyor muyduk? Yaramazlar, yaramazlar. Mama paketleri tamamen bitmiş, hepsini dolduracağız. Şimdi önce bebişlere bir yemek getirelim biz. Sonra abileri hemen hazırladı. Hadi geçin bakalım mama yemeğe. Güzellikler. Tamam kızım, tamam. Burada işte dostlar, bazı canlarımız yok maalesef. Onlar da yok edilmiş. Geçen de sizinle paylaştım. Sesleniyoruz ama en az 3-4 beslemedir göremiyoruz. Şimdi önce bir yavruları doyuralım biz. Yavrularımızı yemeğin yanına getirdik. Çok güzel yemek var. Tam yavrulara layık. Afiyet olsun. Güzelce karınlarını bir doyursunlar. Orada bizler de kulübelerin içerisine, otağlarımıza daha doğrusu, mamalar yedikleyeceğiz. Hadi afiyet olsun. Bizim beşlinin yanındayız. Dördü burada. Bir tanesi de burada annesiyle beraber. Hadi gelin. Yemeklerini verdik. Kuru mamaları yedeklendi. Sen orada boş tabakla niye oynuyorsun? Hadi afiyet olsun. Bolca yemeklerini bıraktık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yaramazların yemeklerini getirdik. İkisi burada. Bir tanesi Soner abilerin yanına doğru geçti. Ama diğeri gelmedi. Ona bakıyorum şimdi. Sanırım annesinin yanındadır. Annesi de çalanın arkasında bana bakıyor. Biz bol bol yemeklerini bırakıyoruz. Buraya mamaları da yedekledik. O ne yapıyor orada yaramaz? Gezmeye gidiyor bakın. Evet. Gölü seyretmeye gidiyor. Gelir artık. Her şeyini tamamladık, devam ediyoruz. Çocuklarımıza seslendik, bir kısmı geldi. Biz yemeklerini hazırladık buraya. Her zamanki gibi Soner de ağaçların altına kuru mamalarını yedekledi. Bolca yemek bırakıyoruz. Karnı acıkan buradan gelip yiyebilir. Bazen yiyecek aramak için uzaklaşıyorlar. Gelmeleri uzun sürebiliyor. Hadi afiyet olsun. Buradaki çocuklarımızın da yemekleri tamam. Kuru mamalar da yedekleniyor. Bunları sık sık anlatıyorum ki dostlar, bazen soruyorlar işte gidemediğiniz zaman ne oluyor diye. Yeni izleyen dostlar ne yaptığımızı öğrensin diye anlatıyorum. Eski dostlar zaten sizler biliyorsunuz. Afiyet olsun. Çocuklarımıza seslendik. Bu tarafa geldiler. Anneyle yavrusunun yemeğini ayrı verdim. Siz öbür tarafta yiyeceksiniz. Orada da yemek var dostlar. Şimdi bunların bir kısmı bizimle kulübelerin olduğu bölgeye gelecek zaten. Hadi bakayım, afiyet olsun. Kuru mamaları da yedekledik. Sorun yok. Buradaki canlarımıza seslendik. Her geçen gün azalıyor dostlar. Sebeplerini sizlere hep anlattım. Artık daha fazla anlatacak bir şey yok. Bir kısmını yukarılarda doyurduk. İşte diğerleri de burada. Şu an yemeklerini verdik. İleride yetimlerimiz var. Diğer kulübenin olduğu bölgede. Şimdi oraya yemek hazırlayacağız. Onlar buraya gelemiyor. Onların yanına götüreceğiz. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Yetim yavrulara iki kulübenin arasına bolca yemek getirdim. Şimdi onların başında bekliyorum. Diğerleri de yanıma geliyorlar çünkü rahatsız etmesinler diye. Tabii beni fark edince kulübenin arkasına saklanıyorlar, altına. Oradan çıkıp yiyecekler. Hadi bakayım, afiyet olsun. Yavaş yavaş çıkıyorlar. Çocuklara tekrar yemek ilave ettik. Uzaktan gelen canlar da oldu. Bunlar şimdi karından doyurdular. Bolca yemekleri var.
Sonlarda kulübelerimize mamalarını yedekliyor çocukların. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Diğer taraftaki yetimlere zaten yemeklerini verdim. O bölgedeki kulübelerimize de mamalar konacak. Hiçbiri aç kalmayacak. Bir kısmı da kovanın içerisinde artanlar yiyor. Yesinler. Hepsine bol bol verdik dostlar. Orman bebişlerimizi kontrole geldik. Bebişlerimiz burada uyuyorlar. Yine önümüz yan tarafta sesini duyuyorsunuz. Beyazlı olanı arka tarafta. Islanmamışlar, üşümemişler. Çok şükür. Biz annemizin de mamalarını, yemeklerini getirdik. Hadi bebişler, görüşürüz. Yuvalana yuvalana yatın. Yerleri güzel. Tamam kızım ya. Annemiz orada. Yemekler burada. Bolca yemek. Kurumaması da hazır. Ben şimdi boş kabımızı alıp devam edeceğim. Bakın daha bir sürü can geliyor. Tamam kızım. Ben uzaklaşayım, o da karnım doysun. Aferin benim güzel kızıma. Çocuklarımızın yemeklerini verdik. İki gruba ayırdık. Bir tanesi de kovadan yiyor. İstedikleri gibi yiyebilirler. Yemeklerde, mamalarda onların. İyice bir karınlarını doyursunlar. Biz şimdi yedek mamalarını da hazırlıyoruz. Afiyet olsun çocuklar. Hadi bakalım. Görüşürüz çocuklar. Yemekler hazırlandı. Hadi bakalım. Bebiş de burada. Gel kızım gel. Annesi yine ürkek davranıyor arka tarafta. Hadi bakayım, afiyet olsun. Bolca yemeğiniz var. Mama yine bitmiş. Onu da tamamlayacağız. Çocuklar az önceki yemekleri bitirdiler. Biz onlara tekrar ilavelerini yaptık. Bolca yemek bırakıyoruz. Mamalarını da ağaç altına yedekledik. Hadi bakalım. Görüşmek üzere tekrar. Yetimlerimizin yanındayız. Birkaç tanesi gelmedi. Gezmeye gitmişler. Diğerleri de koşarak geldi zaten. Gel gel gel. Seni yaramaz. Dostlar hep söylüyorum, bir sürü can buradan karnını doyuruyor. Bolca yemekleri var. Kuru mamalarını da yedekliyoruz. Bakın, kuru mama yedeklediğimiz halde acıkıyorlar. Çünkü sadece yavrular yemiyor. Anlattım bunları. Bir sürü can göremediğimiz ürkek olanlar da gelip karınlarını doyuruyorlar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bizim bu dört kafadar artık birbirleriyle arkadaş olmuşlar. Suriye'de iyice alışmışlar. Buraya yine bolca yemek bırakıyoruz. Siz burada mı arkadaşlarınız var? He? Kuru mamalar da yedeklendi. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bolca yemekleri var. Görüşürüz çocuklar. Bu bölgedeki çocuklarımızın mamalarını verdik. Bir kısmı yukarıdan koşarak geliyor. Sürünün çoğunu biz yukarıya çektik dostlar. Yakında üst bölgelerde mamalık yapıyoruz. Onları da getirdikten sonra artık bu yol boylarında beslemeden hem kurtulacağız, hem çocuklar daha güvenli yerlere çekilmiş olacak. İşte bir gün besleme gibi, bir gün kulübe mama yapımı devam ediyoruz. İkimiz Soner'le birlikte hangisine yetişebilirsek artık. Hadi afiyet olsun, biz hemen üst tarafa çıkalım. Çocuklarımıza seslendik. Peşimizden geldiler. İşte bu bölgeye bir tane mamalık koyacağız dostlar. Büyük ihtimalle şu alanda yer düzenlemesi yapacağız. Mamalığı bitirmek üzereyiz. Şimdilik geçici süreyle burada beslemeye devam edeceğiz. Ondan sonra artık gereğini yapacağız. Hadi çocuklar, afiyet olsun. Yakında bu yerlere dökme işinden kurtulacağız. Bu
çocuk yeni atılmış. Gel, gel, gel sen. Gel evladım, gel, gel. Gel, korkma, korkma. Ey Allah'ım ya Rabbi. Diğer çocuklara kızıyor şimdi. Gel. Biz şimdi etrafa mamalar yedekleyeceğiz. Sonra işlerle ilgileniyor. Ben de çevreyi geziyorum. Bunlar bizim çocuklar. Artık o da bizimle. Buraya mamalar koyduk. Afiyet olsun. Bu yemeye başladı. Oralara da mamaları yedekledi. Dediğim gibi dostlar, devamlı bu bölgelere atılıyor bir sürü can. İşte bu yedeklediğimiz mamalar sayesinde hayata tutunuyorlar. Bu çocuğu tekrar kontrol edeceğim şimdi. Sen ne güzelsin ya. Arkadaş olalım mı seninle? Gel. Gel güzellik. Korkma. Hiç korkma sen. Kim bilir daha. Bu ormanlık alanda neleri var işte. Bu bölgeye de bir mamalık yapacağız dostlar. Az kaldı sırayla. Ama takdir edersiniz ki yetişmek çok zor. O şimdi mama koyduğumuz yerleri gördü. Diğer canlardan da ürktüğü için şu an çıkmıyor. Ama çıkıp karnını doyuracak. Hiç merak etmeyin. Arkadaş olun, tamam mı? Diğerleri de oradan yemeye devam ediyorlar. Orman çocuklarımızın mamalarını da verdik. Üzerlerinde birkaç kutu konserve açtım. Hadi bakayım, afiyet olsun. Sonlar da yedek mamalarını hazırlıyor şimdi. Hadi doyurun karnınızı. Bizim kralın yanındayız. Annemiz de geldi. Kızım bir dakika. Bebiş yesin önce, biraz bebiş yesin. Anneyi doyurduk, konserveye dayanamıyor. Birazcık kral yesin ya. Olur mu? Güzellik. İşte kara kızımız da bu. Bunların arkadaşı. Anne yemek aramaya gittiğinde bu kızımız ona annelik yapıyor. İşte. Kral da bu. Biz buralara da kuru mamalar yedekliyoruz dostlar. Annesi hiçbir zaman aç kalmasın diye. Hadi kızım. Aferin, alışacağız, alışacağız, alışacağız. Çok güzel ilk defa dokunuyorum. Aferin sana, aferin sana. Kendimizi alıştıralım ki kral birkaç aylık olduğunda anneyi hemen kısırlaştıralım. Güzel kızım. Güzellik. Senin dövüşlerin alemde. Dövüşler büyüdü mü dövüşler? Afiyet olsun. Diğer tarafa gelemeyen çocuklara buraya da mamalar hazırladık bir örtünün üzerinde. Kaplan da buraya geldi. Hadi size afiyet olsun. Doyurun karnınız bakalım. Ben onlarla ilgilenirken kuru mamalar da yedeklendi. Sizlerle onları da paylaşayım. Şöyle çevreyi de görün dostlar. Bunlar yerlerini biliyorlar. İşte burada. Burada da var. İki tane de burada. Paket yedikledik. Sıkıntı yok. Değil mi kızım? Gel biraz da seni sevelim. Biraz da seni sevelim. Güzellik de güzellik. Güzellik de güzellik. Çok güzeliz, çok güzeliz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Çocuklar bizi gördüğüne çok mutlu oldular. Kızım, 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 kızım. Neredeymiş benim çocuklarım? Fıstık. Şişkolar. Hiç cilve yapmayın. Yemekleri göstereyim ben sizlere. Arkadaşlar. İki tarafta dolu. Hepsinin karnı tok. Değil mi? Karnımız tok mu? Oyun zamanı mı? Şişko kızlar. Tombilik. Hadi bakalım. Kızartın. Şimdi oyun zamanı. Buraya mama açmayacağız dostlar. Sadece kulübelerimize ve otağlarımıza yedeklemeler yapacağız. Diğer çocuklar da yukarıdan sesimizi duydular. Geliyorlar. Hemen oraya çıkacağız şimdi. Bebişlerimize konserve getirdik. Kuru mama da yedekledik buraya. Anneleri de gelince yiyecek. Hep bahsediyorum, bunların anneleri insanlardan uzak duruyor diye. Çok da iyi yapıyor. Yaklaşmasın zaten.
Burada farecik karnını doyuruyor. Bir tanesi de içeride. Uyku mahmuru. Uyuyorlardı biz geldiğimizde. Sen mama yemiyor musun? Hı? Gel bakalım sen de mamalardan birazcık işini söyle. Sen de gel artık tembel. O kadar uyku yeter. Hadi afiyet olsun. Otağlarımızın işlerine de mamaları yedekledik dostlar. Her tarafta mamalarımız var. Mamalıkta yemekler de var. Şimdi suları dolduracağız. Arka tarafta canlar var şurada. Ağaçların arkalarında. Yine bu bölgede geliyorlar. Yaramazlar. Buraları hem onların gezmesi için ayarladık. Hem ormandan çıkan canlar da buradan karınlarını doyuruyorlar. Hadi bakalım size afiyet olsun. Görüşürüz bebişler. Yaşam alanındayız. Çocukların hemen mamalarını veriyoruz. Her zamanki gibi önce büyükler. Bir karnını doyursun. Ortalık sakinleşsin. Hadi bakayım afiyet olsun. Yetimlere ve yavrulara mama hazırlayacağız. Onun için acele ediyoruz. Onları bir doyuralım şimdi. Büyükler burada rahat rahat yesinler. Yavruları buraya toparladık. Şu ufaklık orada. Hadi bakalım bunlar yeniler. Afiyet olsun. Diğer çocuklar mamalıkta karınlarını doyuruyorlar. Onlarda bir sıkıntı yok. Daha sonra bu paşaları doyuracağız bakın. Anneler çalıların içerisine götürmüş yavruları. Orada gezdiriyorlar. Hava güzel olunca, soğuyunca otağlara ve kulübelere geliyorlar. Onlara ayrıyeten gideceğiz. Doydu mu göbüşler? Buraya bir tava daha mama hazırladık. Şimdi ben uzaklaşacağım. Anne beni görünce biraz içeriye kaçıyor. Yavruların dördü burada. Diğerleri de bakın ağaç alttan da yatıyorlar. Öyle bir kamuflaj oluyorlar ki görünmüyor bak. Beyazı var sadece. Kahverengi kulak. Onlar da gelip buradan karınlarını doyursunlar. Hadi bakalım afiyet olsun. Çocuklarımızın hepsini doyurduk. Şimdi kutularımızı falan alacağız. Artan mamaları yere koyduk. Mamalık dolu. Oradan yiyorlar. Şimdi Sonar kulübelere mama yedekleyecek. Ben de yavruların sularını taşıyacağım. Su oluğu kontrol edeceğim. Su kirlendiyse onu temizleyeceğim. Yeniden dolacak. İşte bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Afiyet olsun bal kızım. Hadi bakalım doyurun karnınızı. O çakır orada mıymış? Evet. Çakırı da buldu. Sana şimdi onu da yedirsin. Bu bölgedeki işlerimizi tamamladık. Yavrular, yetişkinler, orta boylar, yetimler hepsi tok. Şimdi oynama zamanı bakın. Birçoğu kulübelerine çekildiler. Bir kısmı acıkanlık gelip oradan karnını doyuruyor. Diğerleri de çimlerin üzerinde yatıp dinleniyorlar. Suları taşıdık. Bütün yavruların suları hazır. Suluğumuzu temizledik. Oluğumuz oradan yeniden sular doluyor tertemiz. Bal kız her zamanki yerinde. Değil mi kızım? En güzel yer seninki. Güzel kızım, güzel kızım. Bal kız, bal kız, bal kız. İşte dostlar suluğumuz tertemiz. Buradan hareket ediyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Allah'a emanet olun. Birçoğu da kulübelere girdiler. Yatıyorlar. Şöyle sizlerle paylaşmaya çalışayım. Hepsinde canlar var. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Buradaki çocuklara da yemeklerini verdik. Hadi bakalım. Bugün şanslısınız. Arada hep sizlere bahsediyorum. Yemeğimiz fazla olduğu zaman bunları da getiriyoruz. Takdir edersiniz ki tüm sahaya yemek yetiştirmemiz mümkün değil. Tek araçla bu kadar oluyor. Elimizden geleni yapıyoruz.
Hadi gelin bakalım. Sen de gel, sen de. Afiyet olsun. Sularını dolduracağız, bittik. Sonar da mamalarını yedekledi. Hadi bakalım. Aferin size. Bu çocukların bir kısmı yukarıda yemek yediler ama bir kısmı o bölgeye gelmiyorlar. Yine kuru mamalarını yedekledik. İstedikleri gibi buradan karınlarını doyurabilirler. Hadi bakalım çocuklar, size de afiyet olsun. Yaşam alanlarında dolaşıyoruz dostlar. Burada mama bitmiş. Şimdi buraya da bir paket mama koyacağız. Karnı tok olanlar geziyor. Acıkanlar Sonar abilerini takip ediyorlar. Birçoğu kulübelerine yerleşmişler. Havada iyice kızıllaştı, kararıyor. Karından doyurup yatsınlar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bu bölgeye de geldik. Çocuklar bizi görünce heyecanlandılar yine. Hemen Sonar mamalarını takviye yapacak. Buranın sorunu da çözülecek dostlar. Ne oldu ya, ne oldu? Bakın birçoğu mamaya gitmiyor bile. Karınları tok. Ama biz biten yerlere takviyeleri yapıyoruz sahaya çıkmışken. Hem çevre kontrollerini yapıyoruz. Bir sıkıntı yok çok şükür. Hadi bakalım. Güzellikler güzellikler. Sizi sevmedim mi ben? Merve Kara, Hatice Genç, Gaye Tepetaş, Merve Yılmaz, Mehmet Yeymek, Mukten Uğur, Merve Çilingiroğlu, Nurhan Yalçın, Mehmet Konyalı ve Burak Başdoğa, çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.